Ve Cenab-ı Hak diyor ki: "Vel asr. Asra yemin olsun. Nedir bu asr? Asr her insanın yaşadığı kendine ait olan döneme asr denir. Bazen 100 yıl olur, bazen 50 yıl olur, bazen 3 aylık bebek olur. Bazen bebek vardır anne karnında ruh üflenmiştir. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Azam Ebu Hanefe Hazretleri'nin iki ayrı görüş olmakla beraber aşağı yukarı iki aylıkken genel muhtesebat iki ay dört ay arasında ruh üflenir. O anda vefat etti. Düşük oldu. O asrını yaşamıştır. Kendi asrını yaşamıştır. O zaman burada cenab Hak diyor ki ben asla yemin ediyorum o asır sizde var olan zaman size yeryüzünde verdiğim zaman dilimidir. Bazı olaylara verdiğim zaman dilimleri de sizin yaşadıklarınız imtihanlarla karşı karşıya geleceğiniz içindir. Dolayısıyla asır dediğimiz şeyi sonradan insanlık tarihi ortalama insan ömrü yaklaşık 100 yıla ittisap eder diyerek 100 yıl demiş. Bir diğer taraftan asr ikindi vakti demek. O aslında neden ikindi vakti deniyor? Gün gününü doldurduğu için asr. Biliyorsunuz İslam'da ikindi vaktinden itibaren o gün biter yeni gün başlar. İslam'da gece ikindi namazından sonra başladığı için yeni gün başladığı an odur. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın bu asır kelimesi ikindi saatine denk geliyor olması da günün kendisi de bir asırdır, bir zaman dilimi yani. Yani şöyle de söyleyebilirsiniz. Tayin ettiniz İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. O geçirdiğiniz belirlendi çünkü başı belli sonu belli olan bir hareket varsa buna asır diyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki ben kah size ömür olarak kah o ömrün içinde bir harekat için her seferinde bir asır veriyorum. Bir zaman dilimi. Başlangıcı sonu belli olan bir zaman dilimine asır diyoruz. O zaman burada ne vardır? İş vardır. İş fonksiyonundan hatırlarsan. Yani bir görev vardır, bir vazife vardır. Çünkü ömür de bir vazifedir. Bizler yeryüzünde bir vazifeyi ifa etmeye geliyoruz. Bu imtihan vazifenin gereği. Vazifemiz ne yeryüzünde? allah halifesi Zülcelal'ın halifesiysek onun ve onun gönderdiği peygamberi Muhammedinin aleyhisselatü vesselamın temsilcisi olarak varlığını göstermek. Bu bizim vazifemiz. Benim de, senin de, izleyicilerimizin de, hanımefendilerin de, hepimizin. Herkesin ortak vazifeli olarak yeryüzüne geliş vazifemiz bu. Bu vazifede de herkesin karşısında bir imtihan gelecek. O yüzden kıymetli dostlar, şu vazifenizi bir gece olsun tefekkür edin. Geri kalan kısmındaki bütün vazifelerini aşağıya indirin. O zaman yeryüzünde geçireceğiniz asrın yemini ne demek anlarsınız. Peki bu aynı zamanda şuna da denk geliyor. Madem ki bir şeyin üzerinde yemin vardır. O halde Allah Azze emanı vardır. Yani Allah Azze birazdan söyleyeceği kıstaslara uyan herkesi o asrın içerisinde bizzat kendisinin koruyacağını beyan ediyor. Yani bizim şimdi koruyan melekler var. Not tutan melekler var. Var 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 herkesin derecesine göre. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki birazdan diyor iki ayette bir ayet, bir ayette hepsini söyleyeceğim. Bunlara uyarsan asır boyunca belli zaman dilimi süresince yapacağın iş için emanım bendedir.